Merhaba, adım Asım Kocabaş. Dijital oyun tasarım bölümünün departmanında ilk sene öğrencisiyim. Ne? Evet. İlk sene öğrencisiyim? Evet. Merhaba, adım Asım Kocabaş. Arukat Üniversitesi'nde dijital oyun tasarım bölümünde birinci seneyim. Merhaba, adım Asım Kocabaş. Arukat Dijital Oyun Tasarım bölümünde birinci sınıfım. Bölüm Dijital Oyun Tasarım bölümünde oyun yapmayı öğrenmek, ses, senaryoluk, hikaye yazmak, iletişim tarzı bu gibi konular işlenir Dijital Oyun Tasarım bölümünde. Bu bölümün amacı Dijital Oyun Tasarım bölümünden animasyonculuk, oyun yapmayı öğrenmek, senaristliği öğrenmek ve diğer insanlarla olan iletişimleri geliştirmek için açılan bir bölümdür Dijital Oyun Tasarım bölümü. Bölümün eğitim dili İngilizce olmakla beraber eğitim süresi 4 yıldır, hazırlıkla beraber bu 5 yıla kadar çıkmaktadır. Bu bölümü nasıl tercih edilir? Kıbrıs'ta YÖK'ten. Oldu mu? Bölüm üniversite sınavından sonra ÖSYM'nin resmi web sitesinden tercih sekmesinden yapılabilmektedir. Üniversitenin altyapısı bu bölüm için yeterince yeterli. Bölümün için üniversitede sağlanmış stüdyolar, MacLab laboratuvarları bulunmakta. Aynı zamanda bunun için de öğrenciler için de hazırlanmış uygun bir ortam ve yeterli tecrübeye sahip hocalar da bu derse bize eğitim vermektedir. Bu adını bahsettiğim imkanlar sadece dijital oyun tasarım bölümü için değil, diğer bölümlerin öğrencileri için de ayrılmaktadır. Bunun üzerine daha da fazla imkan da sağlanmaktadır öğrencilere. Uygulamalı eğitim oranı, şöyle anlatayım, uygulama eğitim oranı %70'ten daha fazla. Çünkü öğrendikten sonra bunları uygulamak için oldukça vaktiniz olacak. İlk senelerde teorik dersler fazla. İkinci, üçüncü ve dördüncü senelerde bunları uygulamak için yeterince imkanınız ve bunların eğitimini almak için yeterince de ders saati olacak. Özetle geçmek gerekirse uygulamalı eğitim oranı teorikten daha fazla. Dersler Mac laboratuvarlarında yoğunlukla işleniyor. Daha sonrasında da diğer stüdyolarda da yapılıyor aynı dersler. Bölümden mezun olduğunuz zaman herhangi bir oyun firmasında bir oyun geliştirmecisi olarak ya da bir herhangi bir animasyon filmi yapan bir stüdyoda animatör olarak ya da kendiniz hiçbir şey olamadınız, kendiniz bir indie developer yani diğer adıyla Türkçe dilimizde bağımsız oyun geliştirmecisi olarak da kendi işinizi kurabilirsiniz. Arukat'ta okumanızın avantajı şudur. İlk olarak Arukat bir kere yurt dışında bir okul sayılmaktadır çünkü Kıbrıs'ta bir üniversite olduğu için diğer şirketler, Türkiye'deki şirketler veya yurt dışındaki şirketler burayı yurt dışından bir üniversite olarak sayıyor. Bu birincisi. İkincisi, dili öğrenmeye açık. Yani burada basit bir öğrenci olsanız bile bundan sonrasında bir ya da en fazla iki dil öğrenebilme imkanını sağlanmakta. Ve aynı zamanda yeni bir yer görme avantajı da bunun beraberinde. Buraya Kıbrıs'ta üniversiteye gelecek öğrencilere İngilizce okumalarını ve bunun dışında bir de ek olarak Adobe Photoshop programlarını ve bununla ek olarak da oyun motorlarını geliştirmeyerek CryEngine'dir, Source Movie Maker veya Unreal Engine gibi oyun motorlarını öğrenmeleri, bunlarla ilgili bunlardan bir ön bilgi edinmelerini ve o şekilde gelmelerini tavsiye ederim. Sizinle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Üniversiteye başlayacak olan öğrencilere ilk önce İngilizce dilini buraya bilmiş bir vaziyette gelmelerini tercih ederim. Onun dışında buna ek olarak... Tercih ederim. Sanki evlilik programına göre Esra Erol.